Merhabalar. Türkiye olarak neler gördük neler. Keşke Yunan galip gelseydi diyenleri gördük. Ülkemizi, vatanımızı işgal eden Yunan'ı ve onun arkasındaki iradeleri, efendim destekleyenleri, onlara sahip çıkanları gördük. Yine bu Yunan işgaline karşı, bu işgallere karşı duran Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına kafir diyenleri gördük. Onları karalayanları gördük. Onlara iftira atanları gördük. Yine İstiklal mücadelesine küfür diyenleri gördük. Bütün bu yanlışları, bütün bu iftiraları maalesef Türkiye ve Türk milleti olarak yaşadık. Peki gerçekten Yunan galip gelseydi Anadolu'muz nasıl olacaktı? Türkiye'miz nasıl olacaktı? Gerçekten bu birilerinin arzu ettiği gibi güldük gülistanlık mı olacaktı? Elbette ki hayır. Dilerseniz bu eğer Yunan galip gelseydi ülkemiz ne olacaktığının örneğini bizzat Yunanistan'dan bazı örneklerle, bazı pratik gelişmelerle beraber ifade etmeye çalışalım. Bakın, Türklerin hakimiyeti döneminde Yunanistan'da toplam 2336 cami ve mescit vardı. Şu anda ise küsuratı kadar, yani 300 civarında cami ve mescit kaldı. Peki ne oldu bu binlerce camiye ne oldu? Bunların birçoğu da aslında tarihi yapıydı, tarihi camiydi. 1400'lü yıllarda, 1500'lü yıllarda yapılmış olan, gerçekten tarihi önemli olan camilerdi bunlar. Bunlar ne oldu peki? Bunların bazıları harabe olarak şu anda durmaya devam ediyor. Bazıları ahır olarak kullanıldı. Bazıları kiliseye çevrildi. Bazıları konferans salonu, nikah salonu haline getirildi, müze haline getirildi. Ama cami olarak kullanılmasına müsaade edilmedi ve Türklere olan, Müslümanlara olan düşmanlık bu tarihi eserlere bizzat uygulandı ve hınçlarını bunlardan almaya çalıştılar. Bakın, ben bazı bu noktada örnekleri de, cami örneklerini de size aktarmaya çalışacağım. Mesela 1902 yılında yapılmış olan Yeni Cami, Selanik'te bulunuyor bu cami. Şu anda müze olarak kullanılıyor. Müze derken olumlu anlamda bir müze değil tabii ki. Hamza Bey Camii 1468 yılında yapılmış, Selanik'te yine. Şu anda boş, harabe olarak duruyor ve bugüne kadar birçok amaçlarda kullanılmış ama tamamen maksadının dışında kullanılmış. 1522 yılında yapılan Süleymaniye Camii, bu da Rodos'ta bulunuyor. Şu anda yine müze olarak kullanılıyor. Yeni Cami 1825 yılında yapılmış, Midilli'de boş ve harabe vaziyette duruyor. Osman Şah Camii 1550 Larissa'da yine müze olarak kullanılıyor. Cizdeliye Camii 1759 yılında yapılmış, Atina'da hem müze hem de kilise olarak kullanıldı. Ahmet Bey Camii 1492 Serez'de harabe olarak şu anda bulunuyor. Çelebi Sultan Mehmet Camii 1420'de yapılmış, boş olarak, harabe olarak duruyor. Bir dönem ahır olarak kullanılmış. İbrahim Paşa Camii 1530 Kavala'da bulunuyor, kiliseye çevrilmiş. Recep Paşa Camii 1588 Rodos'ta harabeye dönmüş. Murat Reis Camii 1638 Rodos'ta yine harabeye dönmüş. Sultan Mustafa Camii 1578 Rodos'ta nikah salonu olarak kullanılıyor. Vulefetiko Camii 1730'da yapılmış, Nafplion'da bulunuyor, konferans salonu ve müze olarak kullanılıyor. Zincirli Camii 16. yüzyılda yapılmış, Serez'de bulunuyor, uzun zaman harabe olarak kullanılmış, şimdi müze olarak kullanılıyor. Yine birçok örnekler var. Bakın, Selvili Camii, Gümülcine'de bulunan Selvili Camii'de harabe, bütün cami komple yıkılmış, sadece minaresi yine harabe olarak duruyor. Eski Cami 1385 yılında yapılmış, Serez'de bulunuyor, 1937'de yıktırılmış ve alışveriş merkezi yapılmış. Ve bunun gibi binlerce cami, yani 2000 küsür cami, yine bu şekilde harabe, kilise, efendim veya de farklı maksatlarda kullanılan yapılar haline dönüştürülmüş. Şimdi tabii bu keşke Yunan galip gelseydi diyenleri ve onların arkasında gidenleri. Biz diyoruz ki Anadolu'muz da eğer Yunan tarafından işgal edilmiş olsaydı Yunanistan'daki camilerin, Yunanistan'daki Türklerin kaderini yaşayacaktı. Bakın, Yunan ordusu Anadolu'ya girdiği zaman ne yapmıştır? Oradaki Türk halkını, Türk milletini katletmiştir. Efendim, kadınlarımıza, kızlarımıza maalesef namuslarına gözükmüşlerdir. Evlerini yıkmışlardır, yakmışlardır ve camileri harabeye döndürmüşlerdir. Şimdi biz hani keşke galip gelseydi dediğimiz Yunan konusunda bakın camileri yıktıklarını görüyoruz. Peki bu Yunan'dan Anadolu'yu kurtaran Mustafa Kemal Atatürk ne yapmıştır? Yunan'ın yıkmış olduğu camileri tekrar restore yaptırmıştır.
Bakın bu noktada Prof. Dr. Haydar Başbey'in Hoş Geldin Atatürk eserinde detaylı bilgiler var. Hangi camiler, hangi meclis kararıyla, ne kadar meblağ harcanarak restore edilmiştir? Bütün bu bilgiler Hoş Geldin Atatürk eserinde var. Dolayısıyla bugün bakın bizler Atatürk sayesinde Yunanistan'daki camilerin kaderini yaşamıyoruz. Yunanistan'daki Türklerin kaderini yaşamıyoruz. Özgür, bağımsız bir şekilde kendi vatanımızda ezan seslerinin yükseldiği, rahatlıkla namaz kılabileceğimiz bir ortamda yaşıyoruz. Namusumuzu koruyabileceğimiz, canımızı koruyabileceğimiz bir vatanda yaşıyoruz. Bu noktada son şunları söyleyeyim. Bakın şu anda Yunanistan'da yaşayan Türkler de çok büyük sıkıntılar çekiyorlar. Hem etnik kimlik konusunda, hem eğitim konusunda, hem de dini özgürlükler konusunda çok ciddi sorunlar yaşıyorlar. 1991 yılında bakın daha önce kullandıkları bir yasayı tamamen ortadan kaldırarak müftüleri kendileri atamaya başladı. Normal şartlar altında azınlık kurallarına göre oranın Türkleri, Müslümanları bu müftüleri belirlemesi gerekiyordu. Bu yasayı kaldırdılar ve kendileri atamaya başladılar. Yine Müslüman çocuklarına eğitim verecek olan kişileri de bizzat Hristiyan din adamları belirlemeye başladı. Yunan makamları belirlemeye başladı. Yani tam bir asimilasyon politikası uygulanmaya başlandı. 1980'lerde Türk kelimesine bile tahammül edememeye başladılar ve Türk azınlık ifadesini değiştirip Müslüman azınlık yaparak Türklerin bütün derneklerine kilit vurdular ya da isimlerini değiştirdiler. Dolayısıyla bugün büyük baskılarla, büyük zulümlerle oradaki Türk kardeşlerimiz bu tür baskılara maruz kalıyor. O yüzden bizler Mustafa Kemal Atatürk'e ne kadar dua etsek azdır. Dolayısıyla bugün bu Yunanistan'daki kardeşlerimizin yaşadığı kaderi yaşamadığımız için de çok çok şükretmemiz lazım diyorum efendim.